Benim adım İsmail Çolak. Son 300 Mardin katliamında evlatını kaybetmiş 301 babadan sadece bir tanesiyim. Aynı zamanda 300 Madenciler Derneği kurucusu ve kurucu şu anki genel başkanıyım. Evet, maden katliamının 6. yılı olmak üzere. 6 yıldır acılarımızı tazeliğini hala korumaktadır. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Biliyorsunuz yaklaşık 4 yıl boyunca bir hukuk mücadelesi verdik. Aksaray'dan İzmir'e, İzmir'den Ankara'ya kadar dayanan bir adalet arayış mücadelemiz vardı. Maalesef ülkemizde yargının yürütmenin olmadığı, sadece talimatların bir kişinin ağzından verildiği bir ülkede yaşıyoruz. Maalesef 301 madencinin, katillerinin ve buna benzer bir sürü katliamların, talanlarının, cinayetlerinin sorumlularını koronavirüsün arkasına sığınarak çıkardıkları düzmece olduğunu iddia ediyorum. Bu benim görüşüm. Bir yasayla bu katilleri saldılar. Bizi bu yasayla bir kez daha katlettiler. Biliyorsunuz verdiğimiz mücadelede İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde olayın bir numaralı sanığı Can Gürkan'ın tahliyesi ve tahliyesinin yanında ölül gibi bir ve maden işletebilir, katliam yapabilir belgesinden bir tahliye edilmişti. Biz de bunu avukatlarımızın aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne taşıdık. Son koronavirüs olayları başlangıcında aldığımız bilgiler doğrultusunda dosya üzerinde görüşmeler başlandığını bilgisi gelmişti bize Anayasa Mahkemesi'nden. Fakat ülkemizi ve dünyayı saran koronavirüs yüzüne maalesef bu katillere, bu çocuk istismarcılarına, kadın cinayetlerine, işçi cinayetlerine sebep olmuş talancıların, hırsızların, dolandırıcının, çete liderlerinin tahliyesini infaz yasasına sığdırarak maalesef saldılar. Bizi bir kez daha 13 Mayıs'tan sonra koronavirüsle bizi bir kez daha infaz ettiler. Kabul edilir bir şey değil. Asla kabul etmiyoruz. Böyle bir yasanın, böyle bir sorumlu insanların salınması doğru değildir. Evet, 6. yılı geldi, bitiyor. Bizim ilk günden beri acılarımız hala tazelenip korumaktadır. Dolayısıyla bu sene koronavirüs hem ülkemizi hem dünyanın çeşitli ülkelerini sardığı gibi bizi de sardı. Biz de bununla ilgili 6. yıl anmalarını sade bir şekilde yapmayı, bir araya gelmeyi istemiyoruz. Çünkü birbirimize bulaştırabilme riskimiz oldukça çok olduğundan dolayı bu seneki basın açıklamamızı, anmamızı sade bir şekilde yerel ve ulusal basınla paylaşarak yapmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah bir daha ülkemize böyle felaketler, katliamlar yaşatmasın diyoruz. Analar babalar ağlamasın, eşler dur kalmasın, çocuklar yetim büyümesin. Hoşça kalın.